Sayın seyirciler, kurak geçen yaz mevsimiyle birlikte mega kentin barajlarında doluluk oranı düştü. Şimdi son gelişmeleri Ebrar Ak'tan alacağız. Bir kez daha kendisine döneceğiz. Bakalım olduğu yerde son durum ne? Ebrar, kolay gelsin. Neler aktarırsın İstanbul'da, özellikle barajlardaki son durumu senden dinleyelim. İstanbul'un barajları kurudukça kuruyor. Öyle ki hem aşırı sıcaklık hem de nemin etkisiyle buharlaşma oluyor haliyle ve barajlardaki sular da bu şekilde yok oluyor desek yeridir. Öyle ki bizler şu anda Ali Bey Barajı'ndayız. İstanbul'a su sağlayan en önemli barajlardan bir tanesi. İstanbul'da doluluk oranlarına genel itibariyle bakacak olursak %53,02 bu oran. Ancak şu anda bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaysa çok çok daha az bir oranda. Öyle ki kış aylarında buradaki su doluluk oranları %80'e kadar çıkıyordu. Ancak ne yazık ki aşırı sıcaklık ve yağışların olmaması nedeniyle şu anda bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı ise %19 seviyesine kadar gerilemiş bir vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi arkamda tarihi Mağlova kemeri var. Ancak eski zamanlarda, yani aslında buradan yaklaşık birkaç ay öncesinde bulunmuş olduğumuz bu alan sularla kaplıydı. Ve tam da arkamdaki Mağlova kemeri aslında sular altındaydı. Sular adeta yarısına kadar gelmiş vaziyetteydi. Ancak şu dakikalarda Mağlova kemeri tamamen gün yüzüne çıkmış bir vaziyette ki içerisinden araçlar gelip çıkıyor. Vatandaşlar yürüyüşlerini gerçekleştiriyor. Yani İstanbul'un barajlarının ne kadar büyük bir seviyede alarm verdiğini bir kez daha ekranlarımızda görüyoruz. Evet, ifade ettiğimiz gibi şu anda bulunmuş olduğumuz toprak dahi çatlamış vaziyette. Yani vatandaşlar buraya araçlarıyla girebiliyorlar. Öte yandan gelip yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Baraj gölünde daha önceden suyla dolu bu alanlar tamamen kurudu. Sertleşen toprakta artık araçlarla rahatlıkla ilerlenebiliyor. Tabii bunun yüzünden de Baraj Gölü havzasında suyun kurumasıyla ortaya çıkan zemindeki çöpler de gün yüzüne çıktı. Bakın, hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İlerleyen yerlerde çuvallar var ve çuvalların içerisinde gördüğümüz kadarıyla çöpler var. Vatandaşlar çöplerini buraya bırakmış vaziyetteler. Pet şişeler, otomobil lastiğinden poşetlere kadar pek çok artık bu noktada ne yazık ki var. Evet, İstanbul'un diğer barajlarına gidecek olursak biraz da Ali Bey Barajı'ndaki son durumu ekranlarınıza taşımıştık. Peki Ömerli Barajı'nda son durum ne? Ömerli'de su seviyesi %55,76 oranında, Darlık'ta %56,5, Elmalı'da %60,16, Terkos'ta %66,98 su doluluğu var. Öyle ki Büyükçekmece'de %50,9, Sazlıdere'de %52,24, Isırancalar'da %34,98, Kazandere'de %20,57, Papuçdere'de ise %33,49 oranında bu sayı. Evet, söylediğimiz gibi kış aylarında öyle ki %80'e, 90'a, hatta %100'e kadar çıkan barajlardaki su doluluk oranları bu yazın hem kurak geçmesi hem de öte yandan aşırı nemin sıcaklığın olmasıyla adeta tabii ki de olumsuz yönde etkileniyor ve ilerleyen zamanlarda da ne yazık ki bir yağış gözükmüyor. Aksine sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Bu yüzden de buna da bir kez daha dikkat çekmekte fayda var. Tabii dediğimiz gibi burada vatandaşlar gelip yürüyüşlerini gerçekleştiriyor ama bazı bilinçsiz vatandaşlar ateş dahi yakıyorlar. Bakın, kameraman arkadaşım Melik Necer ekranlarınıza getiriyor. O nokta tamamen adeta kül olmaya yakın bir nokta. İşte bilinçsizce yakılan ateş ne yazık ki orman yangınlarına da davetiye çıkartıyor. Bu yüzden hiç gerek yok. Ormanlarımızı, oksijenimizi, nefesimizi koruyalım. Buradan da bunu bir kez daha söylemiş olalım. Bu gibi alanlarda ateş yakmanın ne kadar büyük bir risk ve tehlike taşıdığını bir kez daha belirtmiş olalım. Evet, aşırı sıcak ve nem dedik. Bu barajlara oldukça kötü yönde etkiliyor. Bizler de şu anda Ali Bey Barajı'ndaki son durumu ekranlarınıza taşıdık. Bir kez daha söyleyelim, içerisinde bulunmuş olduğumuz bu alanda normalde suların olması gerekiyordu. Ancak ne yazık ki sulardan eser yok. Neredeyse bir bakıma 1,5-2 kilometre ötede suyu görebiliyoruz maalesef ki. Ve şu andaki bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı %19'a kadar gerilemiş bir durumda.
Barajlardaki İstanbul'a su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranlarına bakacak olursak da %50'ye kadar geriledi. %53,02 oldu. Bir kez daha su tasarrufunun önemine dikkat çekelim. Hepimiz elimizden geldiğince dikkat edelim ki bu durumla, yani bu kuraklıkla, susuzlukla karşı karşıya kalmayalım. Peki Ebrar, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sana ve kameraman arkadaşlarımıza drone'la da çok güzel görüntülerle bizlere anlattı Ebrar ve kameraman arkadaşlarımız. Susuzluk çok önemli Ebrar'ın dediği gibi efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.